yıl vize sınırlamalarının ortadan kalkmasıyla Romanya ve Bulgaristan'dan Avrupa Birliği'nin zengin üyeleri Almanya ve İngiltere'ye yapılan göçler hükümetler için büyük endişeye neden oluyor. Bu refah turizmine İngiltere'den dur işareti gelirken Almanya da aynı tedbirleri almak için harekete geçti. İlkbaharda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için başlatılan kampanyalarda İngiliz Liberal Demokrat Parti, koalisyon ortağı muhafazakarları panik oluşturmakla suçluyor. İngiliz bağımsızlar diğer göçmen karşıtı partiler gibi kamuoyu araştırmalarında önde yer almaya başladı. Göçmenler Avrupa için tehdit mi yoksa fırsat mı? Merhaba, ben Chris Burns. Haberin merkezi The Network'a hoş geldiniz. Bu programımızı Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu stüdyolarından yapıyoruz. Konuklarımız Romanyalı Avrupa Parlamenteri, Sosyalist Demokratlar üyesi ve Sosyal İşler Komitesi'nden Minodora Kliveti. Anayasal İşler Komitesi'nde temsilci ve Tarım ve Balıkçılık Komitesi üyesi İngiltere Bağımsızlık Partisi'nden Stuart Agnew. Ve Londra'dan Kamu Politikaları Araştırma Merkezi'nde araştırmacı Alex Glennie. Programımıza katıldığınız için teşekkürler. İlk sorum hepinize. Romanya ve Bulgaristan'a uygulanan sınırlamaların ortadan kalkmasından sonra zengin ülkelere beklenen göç dalgasının neden olacağı riskler nelerdir? Sayın Minodora ile başlayalım. Tabii ki bir riskten söz edemeyiz. Ben öncelikle terminolojideki hatadan başlamak istiyorum. Romanya ve Bulgaristan vatandaşları Avrupa vatandaşı olduğu için her Avrupalı gibi hareket etme özgürlüğüne sahipler. Bunlar için göç demek yanlış olur. Stuart, İngiltere'de siz buna göç diyorsunuz. Peki bu göç bir kaygıya neden oluyor mu? Galiba 7 ya da 8 yıl önce Avrupa Birliği'ne yeni dahil olan Doğu Avrupa ülkeleri için Britanya adalarına giriş ayrıcalığı tanınması tartışmalarına benzer şekilde olacak. O zaman bu izin yılda sadece 13 bin kişiyle sınırlı tutulmuştu. Fakat 3 milyon insan geldi. Asgari ücretimizin saat başına 6 sterlin olduğunu hesaba katarsak bu ısrar şaşırtıcı değildir. Alex, siz ne dersiniz? Şu ana kadar herhangi bir sayıdan bahsedemeyiz. Böyle bir öngörüde bulunmak şu an için çok zor görünüyor. Roman ve Bulgar vatandaşlar son 7 yıldır İngiltere'de çalışma hakkına sahipler. 2004'te Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilen ülkelerdekine benzer bir akınla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Peki İngiltere'de en son alınan sosyal güvenlik kısıtlamaları kararını nasıl anlamamız gerekiyor? Refah turizminin sebep olduğu tehdit nedir, Stuart? Burada anahtar kelime eşitliktir. Avrupa Birliği'nden gelen herkes İngiliz vatandaşları ile eşit haklara sahiptir. Sosyal yardımlar için de böyle. Eğer bizim hükümetimiz göçmenlere yapılan sosyal yardımlarda kesintiye giderse Avrupa Birliği'nin tepkisini çeker. Minodora, siz ne düşünüyorsunuz? Bana göre İngiltere'deki bu sorun tamamen bir iç meseledir. Herhangi bir göçmen korkusundan ziyade iç politika malzemesi olarak kullanılan bir mesele tartışılıyor. Bu çok açık. Kusura bakmayın, burada bitiriyorum. 1 Ocak'tan itibaren bu yıl içerisinde İngiltere'ye sadece bir adet Romanya vatandaşı geldi. Alex, sosyal yardımlarda yapılan kesinti ne gibi bir etki doğurabilir? Göç meselesini etkiler mi? Is that having any impact on the movement of people? Bir etki oluşturacağını düşünmüyorum. Göçmenlerin birçoğu sosyal yardımları düşünerek ülke seçmiyor. Göçe neden olan ana sebep çalışma isteği. Yani yeni alınan önlemler göç fenomeni üzerinde herhangi bir etkiye neden olmaz. AB ortak pazarında çalışanlar elini kolunu sallayarak istedikleri gibi sınırı geçebilmeli mi? Stuart. Biz kontrol edilmesini zaruri olarak görüyoruz. Buraya kimin ne sebeple geldiğini belirleyebilirsek bu durum bir sorun oluşturmaz. Mesela sağlık durumları, virüs taşıyıp taşımadıkları, savcılık kayıtları ve hatta banka kayıtları. Fakat Avrupa Birliği'nden ülkemize gelenler hakkında hiçbir bilgimiz yok. Minodora, göçmenlerin suçun artmasına katkı sağladıkları ve sosyal kayıtlarda hile yaptıkları gibi popülist söylemlere cevap olarak ne dersiniz? Bu doğru değil. Herhangi bir veriye dayanmadan yapılan bu tarz söylemlerden kaçınılmalı. Bildiğiniz gibi Başbakan Cameron bu mesele üzerine başlattıkları çalışmayı veri eksikliği nedeniyle erteleme kararı aldı. Romanyalılar İngiltere'ye sadece çalışmaya geliyor. Onları dilenci diye nitelendirmek yanlış olur. Alex, refah turizminden yararlanmaya gelenler var diye bilmek için. Do you see a lack of data? Yeterli veriye sahip değil miyiz? There are a bunch of welfare tourists out there.
Kesinlikle elimizde yeterli veri yok. Hükümet bu zamana kadar elde tutulur bir kanıt gösteremedi. Çalışma raporunun da kamuya duyurulmasını istemediler. Bana göre asıl mesele ise göçmenlerin oluşturduğu sosyal ve ekonomik etkilerin yerinde incelenmemesi. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde bu etkilerin neler olduğu üzerine kafa yormamız gerekiyor. OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar bu tarz çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar bize göçmenlerin ülke ekonomisine olumlu katkı yaptığını belirtiyor. Yani göçün teşvik edilmesi gerekmez mi? Stuart. Az önce de söylediğim gibi kontroller yapıldığı sürece istediğiniz insanı çağırın. Bizim partimizin istediği Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'dakine benzer bir kontrol sistemidir. Bu saydığım ülkeler sadece kendi istedikleri göçmenin girişine onay veriyor. Minadora, siz ne dersiniz? Soruyu Avrupa ölçeğinde düşünmemiz gerekiyor. Avrupa'nın değişik ülkelerinde 1 milyon İngiliz çalışıyor. Yani İngilizler de hareket etme özgürlüğünü kullanıyor. Bu hak herkes gibi bizim için de geçerli. Alex, yapmış olduğun çalışmalardan yola çıkarak refah turizmi argümanını doğru buluyor musun? Birçok çalışma Avrupa Birliği'nde göçmen hareketlerinin ekonomik faydalarını açıklar. Bu doğrudur. Özellikle vergi ödeyerek ekonomik büyümeye yardımcı oluyorlar. Zaten göçmenlerin ekonomiye etkisi açık. Fakat bunun yanında sosyal etkiler bulunuyor. Bazı ülkeler geniş sayıda gelen bu göçmenleri nasıl entegre edecek? Bu noktanın da iyice değerlendirilmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu hükümetlerin hareket etme özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirten bir karar aldı. Bu karar parlamenterler tarafından onaylandı. AB bu özgürlüğün korunması için daha ciddi önlemler alabilir mi? Minadora. Bu karar iyiye işaret. Böyle bir karara oy kullanmış olmaktan dolayı oldukça memnunum. Eminim alınan kararların bir yararı olacaktır. Bütün Avrupa vatandaşları, yeniden tekrarlıyorum, hepimiz için Avrupa Birliği'ni bir çalışma ortamına ve beraber mutlu olarak yaşayabileceğimiz bir ortama dönüştürme zamanı gelmiştir. Stuart, Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir karar alma gücü var mı? Bu güç komisyona ve bütün Avrupa kurumlarına ait. Göçmen sorununu genel olarak Maastricht Antlaşması düzenliyor. Bu antlaşma sınırların Avrupalı göçmenlere açık olmasını büyük harflerle belirtiyor. Biz Maastricht Antlaşması'nı imzaladık. O zaman ya buna uyarız ya da Avrupa Birliği'nden çıkarız. Alex, entegrasyon konusunda neler söyleyebiliriz? Avrupa Birliği'nde göçmenlerin nasıl entegre edileceğine dair elimizde yeterli çalışma var mı? İngiltere'de entegrasyon Avrupa Birliği söz konusu olunca biraz göz ardı ediliyor. Biz daha çok entegrasyon meselesini Avrupa Birliği dışından gelen göçmenler için dile getiriyoruz. Avrupa'dan gelenlere de böyle bir destek verilmeli. Minadora, buna katılıyor musun? Tabii ki. Avrupa Birliği'nin sosyal fonları entegrasyon için para yardımında bulunuyor. Bu bütün üyelere, hem göçmenlere hem de Avrupa vatandaşlarına entegrasyon sürecinde destek sağlayacak bir fırsat tanıyor. Yani bunun için bir yardım bulunuyor. Peki uyum için daha fazlası yapılmalı mı, Stuart? Yaşadığım yerden, İngiltere'nin doğusundan örnek vererek ifade edebilirim ki entegrasyon söz konusu değil. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen göçmenler kendi cemaatlerinin içinde kapalı olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Her birisi için tercüman ya da öğretmen tutamayız. Geldikleri yerin dilini öğrenmelerini gerektirecek bir neden yok. Nasıl ev sahibi olduklarını da açıklayayım. Bu ülkelerden gelen bir aile bir ev kiralıyor. Daha sonra birçok aileyi buraya davet ediyor ve bir sürü insan bir evde kalıyor. Bu durum çok ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Teşekkürler Stuart. Konuklarımıza teker teker teşekkür etmek istiyorum. Minadora Clivetti, Stuart Agnew ve Alexi Glenny. Ben Chris Burns. The Network'e bağlandığınız için teşekkürler.